Size Rabbinizle ilgili bazı sorular soracağım. Nasıl ki demokratlar böyle bir yerde oturdukları zaman demokrasiden konuşulduğunda böyle övüne övüne diyorlar ya müşrikler, biz liberal demokratız, biz muhafazakar demokratız. İşte bir başkası diyor ki atam izindeyiz. Başkası kendi ilahını övüyor. Bir başkası kendi ilahını överken diyor ki canım onun yoluna kurban vesaire. Siz tevhid ehli Müslümanlarsınız. Allah'la ilgili bir şey olduğunda sesiniz öyle bir çıksın ki sadece yer gök inlemesin. Aynı zamanda müşriklerin kalpleri de yerinden çıkacak gibi olsun. Ben şimdi size soruyorum ve sizden cevap istiyorum. Bizi yaratan kim kardeşler? Allah. Allah. Bize rızık veren kim kardeşler? Allah. Emrinde galip olan kim kardeşler? Allah. İzzetin sahibi kim kardeşler? Allah. Kahhar olan kim kardeşler? Allah. Tek olan kim kardeşler? Allah. Kuvvet sahibi olan kim kardeşler? Allah. Metin olan kim kardeşler? Allah. Kullarına merhametli olan kim kardeşler? Allah. Müminlere rahim olan kim kardeşler? Allah. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen kim kardeşler? Allah. Her şeyden haberdar olan kim kardeşler? Allah. En güzel olan kim kardeşler? Allah. En büyük olan kim? Allah. En celil olan kim? Allah. En azim olan kim? Allah. Arşın sahibi kim? Allah. Yerin sahibi kim? Allah. Göğün sahibi kim? Allah. Bütün varlığın sahibi kim? Allah. Tek hükümran kim? Allah. Kendisinden başka ilah olmayan kim? Allah. Kendisinden başka Rab olmayan kim? Allah. Şu an kalplerinizde dolan bu mana var ya, işte bu her zaman geçerli olan bir şey. Sadece biz Allah'ı hakkıyla anmadığımızdan dolayı, Allah'ı hakkıyla hatırlamadığımızdan dolayı, Allah dediğimizde önce kendi kalplerimizi, sonra yeryüzündekilerin kalplerini kitlemediğimizden dolayı, Allah Azze ve Celle'nin varlığını, büyüklüğünü, onun gücünü hissedemiyoruz. Şimdi ne yapacağız o zaman kardeşlerim? Bizim ihtiyacımız olan şey ne? Bizim ihtiyacımız olan şey Allah'a güvenmek. Bakın kardeşlerim, bizim Allah'a güvenimizin parolası nedir? Biri bize sorsa, dese ki sizin bu konuda parolanız ne? Allah'a güven konusunda. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bizim parolamız bu. Hangi durumda olursanız olun, hangi derdin içinde olursanız olun, hangi problemin içinde olursanız olun, hangi duvarların arkasında olursanız olun, hangi cephede bulunursanız bulunun, karşınızda ne tür bir sorun olursa olsun fark etmez. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ne güzel bir dost ve ne güzel bir yardımcıdır. İbn Abbas diyor ki bu sözü ilk defa İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında söyledi. Hasbunallah dedi İbrahim aleyhisselam. Ateşe atılacak. Karşısında o güne kadar yeryüzünde yakılmış en büyük ateşlerden bir tanesi var. İbrahim aleyhisselamı getirmişler, ateşin içerisine atacaklar. Ateşin tabiatı nedir kardeşler? Ateş yakar. Doğru mu? İbrahim aleyhisselam ne dedi? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter dedi. Ne oldu? Ateş yakmadı. Aklınız alıyor mu bunu? Alsın aklınız bunu. İbrahim aleyhisselam gibi ağzınızı doldura doldura, gönlünüzden yakinen hasbunallahu ve ni'mel vekil deyin, göreceksiniz bugünkü tağutların yaktığı ateşlerin hiçbiri Müslümanlara zarar vermeyecek, bilakis serin ve selamet olarak tekrardan geri dönecek.